Diyelim ki yumurta almak için markete ya da pazara gittiniz ve ailenizi, sevdiklerinizi düşünerek en iyisini almak için de kodlarına baktınız. Biliyorsunuz sıfırdan 3'e kadar damgaları var üstünde. Sıradaki haberimizden sonra bu seçimin ne kadar güvenilir olduğu tartışılır. Çünkü gıda sahtekarları bu işe de el atmış durumda. Yani organik sanarak satın aldığınız yumurtalar aslında hiç de öyle olmayabilir. Samet Özsaylan ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi. Sayısını ayarlayınca onun gibi. Hilesi çok basit yani. Evet, çok basit. Hangi kodu istiyorsanız sisteme girdikten sonra işte o kod karşınıza çıkıyor. Kahvaltıdan eksik olmuyor. Pişen birçok yiyecekte kullanılıyor. Öyle ki çocukların da temel besin maddesi. Sahtekarların son oyunu organik diye satılan yumurta hilesi. Yumurta ve yumurta ürünleri özellikle salmonella kaynaklı enfeksiyon kaynaklarında en önemli etmen durumunda günümüzde. Yumurtanın üzerine sıfırdan 3'e kadar kod damgası vuruluyor. Ancak vicdansızlar bu işe de hile katıyor. Aslında parmakların ucunda. Evet. İşte bu 3 numaralı yumurta yani tavuğun kafeste ya da çiftlikte yetiştiğini gösteriyor. Ancak bazı hileciler buna 0 numara yani organik yumurta damgası basıyor ve piyasaya sürüyor. 0 numaralı kod organik, 1 numara gezen tavuk, 2 numara kümes, 3 numaraysa kafes yumurtası olduğunu anlatıyor. Yumurta damgalamaysa çok basit. 30'lu yumurtayı alıyorsunuz ve çiftliklerde olması zorunlu olan bu damgalama cihazına yerleştiriyorsunuz. Aynı yaptığım gibi. Şimdi makinayı çalıştırdım ve hangi kodu istiyorsanız sisteme girdikten sonra işte o kod karşınıza çıkıyor. Biz buraya 0 bassak? Evet, 0 bassanız 0 olarak çıkar. Hileciler denetime yakalanmadan istediği hileyi tek bir hareketle yapabiliyor. Denetim oluyor mu peki sizde? Bizde denetim oluyor. Ne kadar sıklıkta oluyor? Yani ayda bir sefer falan denetime geliyorlar. Kod hilesi yapılan yumurtayı çiğ ya da pişirirken anlamak mümkün değil. Bu bir yana, işin bir de bayat tarafı var. O da insan sağlığı açısından ciddi tehlikelere yol açabiliyor. Özellikle bayat yumurtalardan olabildiğince uzak durarak biz gıda zehirlenmelerine karşı kendimizi korumuş oluyoruz. Peki gıda sahtekarlığının yumurta oyununu anlamanın bir yolu yok mu? Işık kaynağını oraya tuttuğumuz zaman buradaki hava boşluğunu biz gözle görebiliyoruz. Bunun 6 milim ve altında olmasını tercih ediyoruz. 6 milim ve üstündeyse bu yumurtanın artık bayatlama döneminde olduğunu kısaca ifade edebiliriz.